Abdülrahman, biliyorsunuz Erzurum'dan bağımsız milletvekili adı. Müstemleke ülkesi olmayacağız. Askerde hatırlanıp şehit olunca alkışlanan, sonra da annesi, babası, kız kardeşi hor görülen, kamusal alan diye devletin belli alanlarına konmayan Anadolu çocuklarının devlete uzanan eli olmak istiyoruz. Herkese eğitim yapma hakkı, herkese iş edinme, çalışma hakkı, herkese Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşlar olarak ayrımsız hizmet yapma, hizmet alma hakkını vermek bizim namus borcumuzdur. Kimse dışlanmayacak, kimse horlanmayacak, kimse ikinci sınıf muamelesi görmeyecek. Bunu ifade ederken etnik anlamda söylemiyorum. Elbette bu ülkede herkes teröre bulaşmazsa, bölücülük yapmazsa seçme hakkı da seçilme hakkı da var. Ama bazı kişilerin kıyafetinden dolayı, sakalından dolayı lüzumsuz yere dışlandığını ve farklı muamele gördüğünü de inkar edemeyiz. Bu Türkiye'nin bir gerçeği maalesef. Onun için bu noktadaki zafiyeti ortadan kaldırmak bizim namus borcumuz. Erzurum'da siyasi partilerin amblemleri ve isimlerini geçtikten sonra bağımsız adaylar arasında Emrullah Önalan arkadaşımıza oy vermek suretiyle Erzurum'dan seçeceksiniz. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nu mecliste yalnız bırakmayacaksınız. Zamanında biz mecliste 7 milletvekiliydik. 7 milletvekiliyle meclisin dengesini sağladığımızı hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Hatırlamayanlara da hatırlatın. Biz hükümetler kurdurduk 7 milletvekiliyle. Bazılarının başbakan olmasını engelledik biz. Türkiye'ye BASP modeli öneren, Türkiye'de otonomi isteyen bir kişi millet şey oluyordu, başbakan oluyordu. Her taraftan izninde, icazetini de almıştı. Seçilmemesi için hiçbir sebep kalmadı diye gazeteler yazıyordu. Ne zamana kadar? Muhsin Yazıcıoğlu'yla karşılaşana kadar. Geldi. Evet. Hatırlayın. Yalın Erez bana geldi. Seni dedi kabinede görmek istiyorum dedi. Hükümetin içinde sizi görmek istiyorum dedi. Başbakan olacakmış. Dedim ki sizin bir top raporunuz vardı. O raporda senin imzan var. O raporda Türkiye'de BASP modeli isteniyor. Yani Türkiye'nin bir bölgesini otonom bir bölge yapmak istiyorsunuz. Onun altında imzan vardı dedim. Evet dedi. O imzana hala sadık mısın dedim. Evet dedi. O zaman ben o kabinede zaten olmam da siz de başbakan olamazsınız dedim. Evet dedi. Ben dedi zaten güvenoyu alıyorum. Bitti her şey. Sizin de dedi bir talimatınız olursa her zaman hükümet olarak yardımcı oluruz dedi bana. Evet dedim. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde otonom bir bölge isteyen birisi başbakan olamaz dedim. Çıktım, açıklama yaptım.
Aşağıya indim, milletvekilleri beni kucakladılar. Evet dediler, bunun bölücü fikirlerini unutmuştuk biz dediler. Başka yerlerden aradılar beni. Evet bunu unutmuştuk dediler. Ondan sonra küt diye geçti gitti, küt diye gitti. Hemen gitti. Evet. Demek ki bazen bir kişi de yetiyormuş. Biz 7 kişiyle çok şey yaptık. Ne mi yaparız? En kötüsüyle 28 Şubatlarla karşılaşırlarsa yine. İşte geçenler olduğu gibi gece yarısı muhtıralarıyla karşılaşırlarsa hiçbir şey yapmasak da koltuğumuzun altına alırız onları. Aynen.